Bugünkü videomuzda arkadaşlar günler, aylar, belki de yıllar sürecek uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Bunun hakkında konuşacağım sizlerle. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoya hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir arkadaşlar. Sobamız yanıyor, ben iyiyim. Bugünkü videomuzda arkadaşlar günler, aylar, belki de yıllar sürecek uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Bunun hakkında konuşacağım sizlerle. Bunun yolculuktaki ekipmanlarımız hakkında konuşacağız. Ne tür ekipmanlar gerekli, nelerimiz var elimizde, neler almamız gerekiyor. Hepsi hakkında bu videoda detaylı şekilde konuşacağız. Biliyorsunuz ki son zamanlarda kuryelik işi yapıyordum. Kuryelikten kaza yaptığımdan dolayı ayağım bayağı bir zarar gördü. Ama Allah'tan çok böyle kalıcı bir hasar oluşmadı. Artık yani bulunduğum bölgede kuryelik dışında başka bir iş olmadığından dolayı da Türkiye turuna çıkmaya karar verdim yani. Türkiye turu bittikten sonra da dünya turuna, yani dünyayı gezmeye kararı aldım yani. Sırt çantalı bir şekilde, otostopla. Bakalım bu macerada neler yaşayacağız. Hepsini şimdi sizlerle birlikte konuşalım. Aynı zamanda ne ekipmanlarım varmış hepsini birlikte sizlerle bakalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ekipmanlara geçmeden önce sizlere birazcık anlatayım. Neden bu yolculuğa çıkıyorum? Neden bu kararı aldım? Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki ülkede en önemli büyük sorunlardan bir tanesi işsizlik. Hele ki mesleğiniz yoksa, şimdi diyenler olabilir, bu nasıl adam ya, mesleği yok, bir vasfı yok, bir şeyi yok. En güzel meslekler, en güzel işler sizlerin olsun yani. Hiç gözüm yok. Ben de isterdim ki ne bileyim güzel bir mesleğim olsun, güzel bir şeyim olsun. Olmadı, ne yapalım. Benim hayatım da bu şekilde. Ama bu zamana kadar hep yani kendi başımın çaresine baktım bir şekilde. Bir yerlerden para kazandım. Sokak müziği yaptım. Ne bileyim YouTube'dan kazandım. Ne bileyim ondan sonra bir yerlerde çalıştım. Mesela kuryelik yapmıştım. Çalıştım. Çalışıyorum hep. Kendi birikim yapamıyorum belki. Bir şeyler yapamıyorum ama kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Kimseden bir kuruş, bir lokma bir şey istemiyorum. Önemli olan da bu zaten. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Şimdi de bu kararı alırken de kimseye danışmadım. Danışacak da zaten kimsem yok. Ama istiyorum bunu ya. Artık yani bir sorumluluk, bir şey olsun istemiyorum. Karavan, biliyorsunuz karavanda yaşıyordum. Karavanda yakıt masrafıydı. Ondan sonra vergisiydi, muayenesiydi, o suydu, arızasıydı, bu suydu derken dünyanın masrafı. Zengin işi abi karavan işi. Şimdi benim işim ne olacak? Otostopla gezmeye başlayacağız. Aynı zamanda videoları çekmeye başlayacağım. Bunu yapan çok kişi var. Hele hele dünya turunda vesaire. Bir yırtık pantolon var. Ondan sonra Berko var. Değişik yollarda var. Bunlar hep şeyde yani. Dünya turu yaparak geziyorlar. Bayağı da iyi gelir elde ediyorlar YouTube'dan. Tabii ki benimki öncelikle Likya yolunu gezmeyi düşünüyorum. Likya yolunu yürüyeceğim. Daha sonra 81'inde bitireceğim. Ama ya dirayetli bir şekilde bunun üzerine gideceğim yani. Bak bıttı. Bıdık da bizle birlikte gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bıdığı şimdi nereye bırakayım? Kimse istemez ki bu kediyi. Şimdi ona bakacağız, onu düşüneceğiz. Daha zaten bir hafta 10 günlük bir sürecim var. Şu anda ekipmanları sipariş verdim. Birkaç şey sipariş verdim. Neye ihtiyacımız vardı mesela? Powerbank'e çok ihtiyacımız var. Powerbank'in bir tane vardı ama 2-3 tane daha gerekiyordu. Ucuzlarından böyle, ucuz ama kaliteli olanlarından 2 tane falan, 2-3 tane powerbank sipariş verdim. Farklı farklı yerlerden verdim. Aynı zamanda bir tane kamp çantası sipariş verdim. Bizimkisi var ama kamp çantası çok yeterli olmaz diye düşündüm. Bu 95 artı 10'luk kamp çantaları var. Onlardan sipariş verdim. İnşallah bakalım. Gelince hepsini detaylı bir şekilde bakacağız. Elimizdeki ekipmanlar var. Onları da sizlerle birlikte bu videoda göz gezdireceğiz. Neler var? Daha fazla neler alabiliriz? Neler yollarda ihtiyacımız olur? Eksik neyimiz var? Veya bu ekipmanların içinde fazla olan var mı? Hepsini yorumlarda yazabilirsiniz bana. Bu macerada her anımı sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bu da önemli bir şey yani. O yüzden powerbank falan alıyorum zaten. Onun dışında da güneş paneli şeyimiz falan var. Onlardan da şarj olayını hallederiz. İnşallah güzel olur ya. Otostopla gezeceğiz. Otostop olayı nasıl hiç bilmiyorum. Daha çok uzun zaman önce deneyimlerim olmuştu. Ama o zaman pandemi falan yoktu tabii. Şu anda ne olur, alırlar mı almazlar mı bilmiyorum. Ama bu yolculuğa kesinlikle çıkacağım. Motorumuz var biliyorsunuz ama motorla bu soğukta bu yolculuk olmaz. Hem de motor bilmiyoruz şimdi arıza çıkartır mı yolda şey yapar mı. Bu yolculukta hiçbir şekilde masrafsız bir şekilde yapmak istiyorum. Otostopla alan olursa da olur. Almazlarsa da kimse de almazsa yürüyerek yapacağım abi. Ama yapacağım yani. Kafaya koydum. Masrafsız bir şekilde. Çünkü masraf oldukça dertler de artıyor. He, bu yolculuğumda neler yapacağım? Onları da söyleyeyim. Para kazanmak adına yani diyelim ki YouTube'dan gelir yetmedi. Gelir oluyor YouTube'dan. Gene böyle bir 600-700 lira arası bir aylık bir gelir oluyor. İzlenmeler artarsa tabii 10 bin 11 bin falan olursa o zaman 2000 lira civarı gelire falan denk gelir. 10 bin günlük video atarım mesela günlük 10 bin izlenir o zaman gelirler bayağı bir artar. Ama gelir diyelim ki düşük oldu. O zaman şimdilik bir tane ukulele sipariş verdim. Ukulele de gelecek. Gereksiz her şeyi sattım. Akvaryumlar falan vardı. Onları sattım. Ondan sonra elektrikli ısıtıcı almıştım. Onu da sattım. Gereksiz elimde ne varsa hepsini satmaya çalışıyorum. Motoru falan satmayacağım. Motoru belki yazın tekrardan bir tur falan yaparız. Onun için duracak motor. Veya bu evi de duracak arkadaşlar. Evi de şey yapmayacağım yani. Evi hiçbir zaman kapatmayacağım. Bu eve mesela diyelim ki bir hastalandım. Bir durumum oldu. Kötü bir durumum. Gelirim evde dinlenirim bir hafta 10 gün tekrardan yola çıkarım o şekilde düşünüyorum. Veya yoruldum çok canım sıkıldı artık bir şöyle bir dinleneyim ya geleyim de evime yatayım derim. Gelirim abi evime sonra giderim 250 lira 300 lira kirası var aylık zaten. Çok fazla bir şey değil yani o da bir sorun değil. O yüzden bu ev kalacak motorum da kalacak. Motoru da evin içine sokmaya çalışacağım bakalım giderken ama inşallah olur. Şimdi yolculuğa çıkmadan önce de şu anda videoyu kapattınız mı kapatmadınız mı bilmiyorum da yorumlara yazın eğer kapatmadıysanız izliyorsanız boşu boşuna konuşmuş olmayayım. Kedileri büyütmemiz lazım bu yolculuğa çıkmadan önce. Kedileri bir şöyle bir olgunlaşana kadar yani en azından bir kendilerini şöyle bir zıplayana kadar şey yapana kadar büyümeye başladılar şu anda. Güzel kendilerini koruyacak bir şeye geldikten sonra yolculuğa çıkacağız. Çünkü kedileri bu şekilde yavruları ortada bırakmak istemiyorum. Kimse de istemiyor, sahiplenmek istemiyor. Hayvansever çok az insan var bulunduğum çevrede. O yüzden biraz kendilerini toplayacak zamana gelsinler. O zaman zaten çöplerden, möplerden yemekleri bulurlar. Çünkü burada çok fazla kedi var. Çöplerden buluyorlar. Konteynerların ağızları açık. Ondan dolayı bazı yerlerde konteyner bile yok. Direkt dışarıya atıyorlar çöpleri. Bu şekilde işte durumlar arkadaşlar. Başka anlatacağım ne var yolculukla alakalı? Başka anlatacağım bir şey yok. Belki canlı yayın yaparız. Ama bakalım. Şimdi şu ekipmanlara bir sizlerle birlikte bir göz atalım. Ekipmanlarımız neler varmış? Şurada bir tane arkadaşlar matım var. Ama yeni bir mat alabiliriz. Delinmiş biraz. Delikleri şeyleri var. Bu mat işimizi görür mü? Şu an için görür. Masraf etmeye gerek yok. Daha çok ihtiyacımız olan şeylere. Mat gerçi pahalı bir şey değil öyle. 30 liraya 20 liraya alacak bir şey. Bu mat burada bir dursun. Şu tripod var ama şu tripod çok fazla iş görmüyor. Bantlı. Bu tripodu hiç almayacağım. Ağırlık yapmayacağım yanıma. Güzel böyle portatif küçük tripodlardan almamız lazım kendime. Vardı aslında ama yani neyse artık. Şimdi böyle bir tane güneş panelimiz var. Bunu bayağı bir uzun süre kullandım ben. Şehirde de. Dağda kalırken de güzel bu silahını temizleyelim bunu temiz gerçi de 3 panel 4 panelli bu güzel güneşe koyuyorsun bunu powerbank'ini de şarj ediyor telefonunu da şarj ediyor her şeyini şarj ediyor bu çok iyi Jio'nun efsane bir güneş paneli ürünü şuradan kancalardan var bunu çantaya da asabiliyorsun sen mesela yolda yürürken güneşten şarj ediyor her şeyini bu iyi powerbank'lerimizi falan bunlarla şarj edebiliriz. Onun dışında şöyle bir tane eldivenim var. Bir çift eldivenim var. Sağ olsun bunu bir abimiz hediye etmişti bana. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Muhtemelen videoyu izliyorsundur abi. Cansın. Şunları da şöyle iç içe geçirelim. Bunu motor sürerken falan da kullanıyordum. İpimiz var şöyle. Haki renkte. Bir de beyaz ip var. Bunları yer kaplamaması açısından makaralardan çıkartabilirim. Burada bir tane ışığımız var. Çadırın içini aydınlatmak için çadırımız da var. Onu da göstereceğim birazdan sizlere. Hatta şimdi çadıra geçelim. Bu çadırı da
Bu çadırı ben ne için almıştım ya? Ha, bisikletle gezerken almıştık biz bu çadırı ya. Bisikletle Türkiye turu diye çıkmıştık. O zaman almıştık galiba. Bu güzel bir çadır. Bayağı bir para vermiştim ben buna galiba Decathlon'dan ya. Çok güzel bir çadır bu. Bütün malzemeleri inşallah içindedir diye tahmin ediyorum. İçindedir herhalde. Ya kazıklar mazıklar da var. Ses geliyor. Kaç kişilik bu? 2 kişilik mi 3 kişilik mi bu çadır aldınız? 2 kişilikmiş bak bu çadır. 51B4 oz diyor. 2,4 kilo. 2,5 kilosu var ama bu çadır bayağı bir işimizi görecek bizim. Su geçirmez bir çadır. Bir de sağlam tulumumuz oldu mu efsanevi. Şöyle bir çadır vereyim. Şöyle yemek yerken altına koymak için örtülerimiz var. Küçük bir beyaz bir çantamız var. Belki bunu bıdığı alırsak eğer bıdığı ön tarafa koymak için şöyle önümüze asarız. Bu iyi. Misinamız var balık tutmak için vesaire. Burada kafa lambalarımız var iki tane. Şöyle göstereyim. Bir sürü aydınlatma seçeneği var kafa lambalarının. Bir tane de şöyle yedek var arkadaşlar. İki tane. Bunlar mesela gece kamptayken falan bayağı iş görür yani. Böyle koyalım bunları da kenara. Bir tane powerbankimiz var. 2-3 tane dediğim gibi. 3 tane de geliyor şeyden. Kargoyla sipariş verdim. Gelecek bakalım. Bu da Xiaomi'nin. Redmi. Xiaomi diyorum ya. Beyaz ama çok kirleniyor ya. 10 binlik. Bu da 10 binlik powerbank. Şeffaf bant var. Ondan sonra elektrik bandı. Bisiklet için şöyle bir aydınlatmam vardı. Bu da çok iyi işliyormuş ha. Bu aydınlatma da alacağım yanıma. Cımbız var. Bunlar hep gerekli şeyler. Her hiç ummadığın anda lazım olabiliyor. Ondan sonra burada tırnak makas var. Burada bir bıdık var. Matın içine girmiş bir bıdık var. Buradan bak. Buradan çıkarttım. Matın içinden çıktı. Çok tatlı bıdık ya. Arvales var. Arvales vazgeçilmezim ya. Ağrı kesici. Yara bandı var. İlk yardım malzemesi her zaman bulundurmak gerekiyor. Yara bandı sadece ufak kesikler için ama büyükler için sargı bezi falan da bulundurmak lazım. Antibiyotik var. Bir tane kalmış içinde. Bunu da kullanıyorum. Diş ağrısı için falan daha çok kullanıyordum bunu. Ama şu an diş ağrım falan olmuyor. Diş ağrısı daha çok böyle şekerli şeyler yediğim zaman, abur cubur yediğim zaman oluyor. Şöyle bir gözlük temizleme bezi var. Gözlüğüm yok ama. Şöyle bir telefonum var. Eski telefon bu. Bundan ses kaydı falan yapabiliyorum uzaktan video çektiğim zaman. Ama çok fazla şu an için kullanmıyorum bunu. Kullanabilirim ama ilerleyen zamanlarda. Powerbank'im olmadığı için kullanmıyordum aslında. Powerbank olsa gene kullanırdım bunu. Şimdi burada bir ayna var da bu aynayı almayız herhalde. Ya neye lazım olacak ayna? Aa, belki kendimize bakmak için falan böyle lazım olabilir ya. Küçük bir ayna. Bu çıkıyor mu? Bakayım çıkacak mı? Kırmayalım da. Yok, hiç çıkartmaya gerek yok. Bak buradan bir yere tutturabiliyorsun bunu. Tutturup kendini görebilirsin. Mesela çantaya tuttururuz buradan bakarız kendimize. Tıraş olurken falan mesela sakalların yanları alırken falan iyi olur aslında. Bu dursun ya, bunu da alırız yanımıza. Peçete falan var. Pasaportumuz var. Bu pasaportun tarihi geçmiş. Öğrencilik döneminde almıştım bu pasaportu. Bu pasaportun yerine pişt pişt. Yapma oradan bak, oraya nasıl girdin sen? Ha, alttan girmiş. Bu pasaportun yerine başka vereceğiz. Farklı pasaport çıkartacağız. 10 yıllık falan çıkartmam lazım. Bu yolculuğa çıktıysak eğer. Şimdi araç şarj cihazı bu da vardı. Karavandayken kullanıyordum. Bunu da koyalım. Belki birinin aracına bindiğimizde şarj etmek için takarız falan, bir şeyler olur. Lazım olur yani. Şu da Bluetooth'lu uzaktan resim çekmek için falan yani. Mesela telefonu koyduğunuzda basıyorsun düğmeye, çekiyor ama pili bitmiş. Pil almak lazım buna. Açık kaldığı için herhalde pili bitmiş. Bakayım ya da yandan açılıyor bu. Yok abi, pili bitmiş. Kibrit. Çakmak. Şöyle bir şey var. Bunun şeyi yok tabi. Buna bir ayak gibi bir şey yaparsak. Tripod gibi bir şey bu da. Bu da burada dursun. Kapo var. Bu kapoyu değil de gitarın diğer kapısını alacağım. Bunu gitarın kılıfına koyacağım. Diğer kapoyu da şeyde kullanırız. Diğer kupa daha yeni çünkü. Ukulelenin tonlarını düşürmek, yükseltmek, alçaltmak için kullanırız ukulele. Ukulele de gelsin bakalım nasıl, güzel mi? Çok kötü bir marka da almadım. Çok güzel bir marka da almadım. Orta derecede bir marka aldım. Umarım şu anda video izliyorsunuzdur ya.
Bu tripodlardan bir sürü parçalı parça parça şeyler var ya. Bunları hep birleştirmemiz lazım. Kulaklık var. Yeni aldım kulaklığı. 10 liraya aldım. Müzik dinleyebiliyorum. Çok iyi oluyor ya müzik dinlemek. İnsana yani müzik özgüven veriyor kendine. Zaman geçiriyorsun. Hem güzel oluyor. İki tane bu dediğim eski telefonumuzun bataryası var. Bataryaları. Birisi ölüydü galiba. Birisi sağlamdı. Bunlar da dediğim gibi tripodlar falan filan. Şurada bakayım başka neler var. Başka da bir şey yok işte. Kıyafetler falan seçeceğiz. Çok fazla böyle bir kıyafet almayacağım yanıma. Bakalım çantaya ne kadar dolacak, ne kadar şey olacak. Duruma göre bakacağız. Yiyecek de öyle çok fazla taşımayacağım yanımda. Gideceğimiz yerin durumuna göre taşıyacağım. Valla durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi malzemelerimiz bunlar. İnşallah güzel anılar, güzel zamanlar biriktiririz kendimize. Daha gencim. Bakalım neler yaşayacağız. İnşallah YouTube'da da güzel yerlere geliriz. Bu şekilde de hayatımızı idame ettiririz. Bakalım hayırlısı. Olursa olur, olmazsa da olmaz. Yapacak bir şey yok. Ama mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Bu şekilde. Bıdık. Veda edelim mi videoya? Başka benim anlatacağım bir şey var mıydı ya? Bıdık kaçıyor bak. Oyun oynuyor şu anda eşyalarla. Dediğim gibi yani güzel mesleği olanlar vardır. Herkes yani gezgin olacak diye bir şey yok. Herkes gezecek diye bir şey yok. Benim de güzel bir mesleğim olmuş olsaydı, güzel bir hayatım olmuş olsaydı ben de bu hayatı seçmezdim belki de. Ama şu anda yapabileceğim tek şey bu yani. YouTube kanalında olduğundan dolayı en azından belki daha iyi içerikler çıkartırım, gezdiririm, gezerim. Gezip gördüğüm yerleri sizlerle paylaşırım. Göremeyen insanlara izletmiş olurum en azından. Belki güzel olur ya. Bakalım hayırlısı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bu macerama destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki video bakalım nasıl olacak.